Bu hafta çok konuşuldu Elif ayrıca. Hani Fenerbahçe'nin bir takasa, transferi. Çünkü Avrupa'nın büyük takım, çok büyük takımlardan bahsediliyor. Nasıl görüyorsun? Elif'i nerede görüyorsun hocam? Erken daha. Yani şimdi tam mevkisini çözmemiz lazım. Sol kenarda oynadı önde. Sağ kenar önde oynadı. Forvet arkası oynuyor. İç oynuyor. İkiliden biri de oynuyor. Bunlar önemli özelliktir. Ama hepsinin özelliğine vurduğun zaman onun üzerinden 8'i gördüğün bir yer yok. Ön libero'da yoksa, işte yok, sol işte yok, forvet arkasında yok, sol açıkta yok, sağ açıkta yok. Yani bir tanesinde şöyle 10 üzerinden 8 olsa bir pozisyon, o yüzden daha olsa iddialı olabilirim. Ama çok tabii ki tecrübeye, orta saha oyuncularının tecrübeye ihtiyacı var. Bazen daha az koşarsınız ama daha fazla iş yaparsınız. O yüzden yolun başında Ersun Hoca şöyle de doğru yapıyor. Mesela bazen oynatmıyor. Bazen de oyuncuları, genç oyuncuların çok üstüne gittiğiniz zaman yıpranabilirler. Mesela geçen hafta Zaitz'la başladı. Değil mi? Öyle bir süre Zaitz'i tercih etti. Beşiktaş maçında. Evet. Sonra tekrar Elif'e döndü. Ama Fenerbahçe'den şu anda Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan çift haneleri kimi görürlerse satarlar. Elif de genç, yetenekli olmasına rağmen, yatırım oyuncusu olmasına rağmen çift haneleri rakamı görürlerse hemen satarlar. Bilmiyorum kim istiyor, isyan var mı? Peki Tolgay